İngilizce'de en sık yapılan hatalara bakalım. İlk kelimemiz married to. Married to, kendisinden sonra gelen birisiyle evli olmak anlamına geliyor. İlk örneğimize baktığımızda Tina is married with a doctor. Tina bir doktor ile evli. Cümlenin kendisine baktığımızda doktor ile dediğimiz zaman with anlamına gelebilir fakat married kendisinden sonra to preposition ile kullanılmaktadır. Doğru kullanımı Tina is married to a doctor. Tina bir doktor ile evlidir. İkinci kelimemiz wait for. Wait for birisini veya bir şeyi beklemek anlamına gelmektedir. Örneği incelediğimizde wait me in front of the shopping center. Beni alışveriş merkezinin önünde bekle. Burada problem yok gibi görünüyor. Fakat wait birisini beklemek anlamında kullanıldığında kendisinden sonra mutlaka for gelmelidir. Doğru kullanımı wait for me in front of the shopping center şeklinde olmalıdır. Üçüncü kelimemiz hard. Bu kelime hardly sıklık zarfıyla karıştırılmaktadır. Hard kelimesinin hem sıfat hem de zarf hali aynı şekilde yazılmaktadır. Bu sebeple zarf halini kullanırken dikkatli bir şekilde kullanmamız lazım. Yapmak istediğimiz cümle öğretmenimiz sıkı bir şekilde, yoğun bir şekilde çalışmakta. Eğer biz burada hardly kullanırsak öğretmenimiz hemen hemen hiç çalışmamakta anlamına gelmektedir. Bu vermek istediğimiz cümlenin dışında farklı bir anlam katmaktadır. Bu sebeple hardly ve hard'ın farklı kelimeler olduğunu bilmemiz lazım. Bu cümlenin doğru kullanımında hard kullanılacaktır. Hardly sıklık zarfıdır ve özneden sonra kullanılması lazım. Dördüncü kelimemiz bored, to be bored şeklinde kullanıldığında sıkılmak anlamına gelmektedir. Bir kişi kendi hissini anlatıyorsa bored sıfatını kullanması lazım. Bu boring sıfatıyla karıştırılmaktadır. Boring sıkıcı anlamına gelmektedir. Kendisine o hissi veren dış etkeni anlatırken kullanabiliriz. Bu sıfatın yanlış kullanımına baktığımızda I was boring at the party yesterday. Ben dün partide sıkıldım diyeceğiz. Biz burada sıkıldım derken bored sıfatını kullanmamız lazım. Boring sıkıcı. Ama partide neden sıkıldığınızı anlatan bir etkeni söylemek istiyorsanız partide müzik sıkıcıydı. Bu sebeple ben partide sıkıldım. Müziğin sıkıcı olması boring ile anlatılır. Fakat kişinin kendisini anlatırken I was bored şeklinde kullanılması lazım. Bu sebeple doğru kullanım I was bored şeklinde olacaktır. Beşinci kelimemiz dream about, bir şeyin veya bir kişinin hayalini kurmak anlamına gelmektedir. Dream'den sonra with preposition'ı getirilerek yanlış kullanımı yapılmaktadır. Örneği incelediğimizde I dreamt with you last night. Geçen gece senin hayalini kurdum. Burada with yerine about preposition'ı kullanılması lazım. I dreamt about you last night. Geçen gece senin hayalini kurdum. Altıncı kelimemiz make money, para kazanmak anlamına gelmektedir. Bu kelime win fiiliyle karıştırılmaktadır. Win, bir oyun, bir etkinlik kazanmak anlamıyla kullanılırken, make money ise para kazanmak anlamında kullanılmaktadır. Make money yerine earn kelimesini de kullanabiliriz. Ne kadar para kazanıyorsun ifadesini kullanırken, how much do you win ifadesi yanlış bir ifadedir. Bir kişinin ne kadar para kazandığını sormak istiyorsak, how much do you make money, how much do you earn şeklinde soru yöneltebiliriz. Şimdi bu kelimelerin nasıl kullanıldığını gösteren videolar izleyeceksiniz. Çalışmalarımızı takip etmek için kanalımıza üye olup bildirimlerinizi açabilirsiniz. I'm Victoria and I am married to an engineer. I'm Victoria and I am married to an engineer. I'm Victoria and I am married to an engineer. Improve yourself. Study hard. Improve yourself. Study hard. Improve yourself. Study hard. It hardly rained this weekend. It hardly rained this weekend.
It hardly rained this weekend. Oh, I'm so bored. I had a dream about you. I had a dream about you. I had a dream about you. When can I start making money on YouTube? When can I start making money on YouTube? When can I start making money on YouTube? I'm Victoria, and I am married to an engineer. I'm Victoria, and I am married to an engineer. I'm Victoria, and I am married to an engineer. Improve yourself. Study hard. Improve yourself. Study hard. Improve yourself. Study hard. It hardly rained this weekend. It hardly rained this weekend. It hardly rained this weekend. Oh, I'm so bored. I had a dream about you. I had a dream about you. I had a dream about you. When can I start making money on YouTube? When can I start making money on YouTube? I'm Victoria, and I am married to an engineer. I'm Victoria, and I am married to an engineer. I'm Victoria, and I am married to an engineer. Improve yourself. Study hard. Improve yourself. Study hard. Improve yourself. Study hard. It hardly rained this weekend. It hardly rained this weekend. It hardly rained this weekend. Oh, I'm so bored. I had a dream about you. I had a dream about you. I had a dream about you. When can I start making money on YouTube? When can I start making money on YouTube? When can I start making money on YouTube?